Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam da güzel bir gece Kemalettin kardeşimizin Göllaka Belediye Başkanı adaylığına duyurmak üzere burada toplandık. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kemalettin kardeşimle biz 2004 yılı mıydı? Kemalettin'de 2004-2009 yıllarında İl Genel Meclisi üyesi olarak seçildik. O zamanlar tabii gençtik. Yani çok güzel bir çalışma yaptık. Gerçekten Kemalettin de değerli bir arkadaşımız. 5 yıl içinde hiç Bilce'de her zaman birlik beraberliğimizi bozmadan gayet güzel bir şekilde hizmet ettik. Ben Kemalettin Bey'in bu belediye başkanlık adaylığına memnun oldum, aday olduğundan. İnşallah Cenab-ı Allah nasip ederse biz Kemalettin kardeşimizin de yanında adam gibi durur, hep birlikte çalışırız. Yani bu işi de yapabileceğine ben tahmin ediyorum, inanıyorum ve güveniyorum. Hem genç bir arkadaşımız, muhterem Bey olsun, Kemalettin Bey olsun, gerçekten partiye büyük hizmetleri olan arkadaşlarımız. İkisini de tebrik ediyorum huzurlarınızda. Şimdi müsaadenizle Kemalettin Bey'in adaylığının onaylandığını gösteren belgeyi şöyle sunalım. Sayın İlçe Başkanım, Sayın Kadın Kolları Başkanım, Sayın Gençlik Kolları Başkanım, Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım, Kadın Kolları Yönetim Kurulu. Gerçi Gençlik Kolları'nı siz direkt temsil ediyorsunuz başkanım. Direkt arkadaşlarımıza selam söylersiniz. Değerli arkadaşlar, 2004-2009 yılları arasında İl Genel Meclisi işi yaptık ama 2002'den 2001'in sonundan bugüne kadar AK Parti'deyiz, AK Parti'de devam ettik. Hiç çizgimizi bozmadık. 2004-2009 yılları arasında muhterem Bey'e biz MHP'den meclis üyesini verdik ama o da sağ olsun Göllaka'ya hizmetleri konuşuldu, duyuldu, görüldü. 2016'da belediyeye girdiğimiz zaman, başladığımız zaman bir tecrübemiz belediyede yoktu. Köylerimizde vardı. Belediyede bir tecrübe kazandık. Yani 3,5 yıl az bir tecrübe değil. Altyapısıyla, doğalgazıyla, suyuyla, elektriğiyle, nereden geldiği, nereden gittiği, arızaların nerede olacağı, altyapının nerede var, nerede olmadığı. Yani eksikleri muhakkak vardır. Ya gelen başkanımız bir şeyler yapmıştır. Tabii ki onun görevi yapacaktır. Daha çok şeyler yapar mı? Yapar. Ama hiçbir zaman şunun için şunu söylemek çok doğru olmaz. Yani yapmadı demek günahtır yani. İnsanlar bir şeyler yapacaktır. Gelen başkanlar da bir şeyler yapmıştır. Gelecek başkanlar da elinden geleni yapacaklardır. Şimdi bu vesileyle eleştiri amacıyla söylemiyorum. Yapacağı işler, yaptıkları işler bizim gücümüz, yani Göllaka Belediyesi'nin gücünü kullanarak yapıyoruz. Biz kendi cebimizden 5 kuruş para harcamıyoruz. Biz devletin gücünü kullanıyoruz. Biz sadece tecrübemizi ortaya koyuyoruz. Çalışma özverimizi ortaya koyarak çalışıyoruz. Onun için beklentiler çok belki yüksek olmasın. Ne yapılması gerekirse onu yapacağız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz, daha fazlasını yapacağız. Halkımız memnun olasıya kadar uyumayacağız. Eğer halkımız uyumuyorsa biz de uyumayacağız. Halkımızı rahat ettireseye kadar da biz çalışacağız. Bizim genel amacımız budur. O veya bu şekilde şu böyle dedi, bu böyle dediyle değil, hep beraber biz beraber karar vererek biz toplum olarak toplumun isteklerini yerine getirebilirsek bir şeyler yapabiliriz. Yoksa biz yaptık, oldu, bitti de olmaz. Ben yaptım, olmaz. Biz yaptık, olacak. Benim huyumu ilçe başkanım biraz bilir. 5 yıl çalışmışımdır. Biraz da inadımdır. Yani bir şey olacaksa onun sonuna kadar giderim. Onun için sizlerden yani çok şeyler söyleyebilirim. Sizlerden destek istiyoruz. Temayül yoklamasında desteklerinizi bekliyoruz. Eğer olur isek de projelerimi ondan sonra açıklarız. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım.
aday adaylığı süresi içinden sonra kimseye kırgın olmamak kaydıyla beraber çay kahve içecek durumdan bir tarafa geçmeyelim. Kimse kimseye kırılmasın. Verip vermemen size kalmış bir şey. Vermeyebilirsin. Ama yani bana vermedi. Şu arkadaş bu tepkiyi gösterdi. Bu arkadaş bu tepkiyi gösterdi diye bir şey olmasın. Biz herkesle beraber oturalım. Çayımızı kahvemizi içelim. Muhabbetimizi yapalım. Evet, eleştiri varsa eleştiriyi de yapalım. Doğruyu veya yanlışı beraber görelim. Her fikre açık olalım. Belki ben yanlış yapıyorum. Belki bir arkadaşımız doğru söylüyor. Dinleyelim. Bir bakalım doğrusu ne? Doğrusu bu olsun. Beraber karar verelim. Her konuda değil belki. Ama toplumu ilgilendiren konuda beraber karar verelim. Onun için ben size tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi bekliyorum. Thank you.